Selam arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu benim ilk vlogum. Bu benim ilk vlogum olacak. Bir süredir cildimle çok ilgilenmiyordum. Birkaç gün önce de şuralarımı yara yaptım. Şimdi öncelikle biraz cilt bakımı yapmak istiyorum. Bunun içinde Bioderma'nın Sense Bio Light'ı var. Sadece bu kadarı kaldı. Onu bitirmeye çalışıyorum. Göz altlarıma kafein serumu sürüyorum. Ordinary'nin. Yüzüme de niasinamid sürüyorum. Niasinamid. Yine ordinary. Şu yaralarım biraz geçtikten sonra tekrar derma roller yapmaya başlamak istiyorum. Gerçekten bayağı zarar vermişim. En sonunda nemlendirici süreceğim. Boynumuza da sürelim. Dudaklarımı da nemlendireyim. Şöyle bir şey kullandım. Eğer Tangle Teaser almaya karar veremiyorsanız ben çok memnunum. Bunların kompaktları var. Onlar daha küçük. Benimki biraz büyük olanı. Çek şu saçlarını dediğinizi duyar gibiyim. Benim saçlarım biraz kabarıyor. biraz daha kurusun. Düzleştireceğim. Evet, gördüğünüz üzere zaman geçtikçe daha da kabarıyorlar. Düzleştiriciyi taktım. Şu kameradan çıkanlar paspas. Paspas bitkisi. Ay, paspas nereden çıktı? Pampas. Pampas bitkisi. Çok uzun süredir saçlarıma bir şey yapmadım. Bugün bir yapasım geldi. Sizin saçlarınızda nasıl bilmiyorum ama benim duştan çıktığım ilk gün değil de ikinci gün düzleştirdiğimde çok daha güzel oluyor saçlar. Güzel oluyor derken yani ilk gün daha kabarık oluyor. İkinci gün daha sakin oluyor. Kısa boyluluk. Parmak ucuna çıkma durumu. Şunu kilitliyorum. Evde bir karantina günü için yeterli bir saç olduğunu düşünüyorum. Şuraya bakmam gerekiyor değil mi? Evde giyeceğim tişörtleri arada boylarını kısaltıyorum. Kafamda birkaç tane tişörtüm vardı böyle uzun boylu. Şimdi onları keseceğim. Büyütleyip geliyorum. Ben tişörtleri getirdim. Bir tanesini de üstüme giydim. Öncesini ve sonrasını daha güzel gösterebilmek için boylarını kısaltmaya başlayalım. Yazımın bittiği yerden itibaren kısaltacağım.
Yani tişörtün yarısı gitti sayılır. Tişörtün alt kısmı genişleyerek uzadığı için daha geniş gösterdiğini düşünüyorum. Kendim hiç değilse. Tişörtümüz hazır. Zaten sırada diğeri var. Bunda da bu sefer kalbim bittiği yeri alacağım. Makasın açısını büyük tutarsanız daha iyi olur. Ağzını daha doğrusu. Çünkü tişörtün bir de alt tarafı olduğu için orayı almayabiliyor. Bu tişörtümüz de hazır. Bu şekilde oldu. Işıklamaya çalışıyorum boylarına. Biri uzun biri kısa olmaması için. Bunda da tahmin edeceğiniz üzere Mickey'nin ayaklarından itibaren keseceğim. Mickey'ye zarar gelsin istemem. Yine alttan takıldım. Bu da hazır. Öncesini sonrasını bunda daha iyi karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Şuralara kadar geliyordu herhalde. Ekleyecek olursak. Şöyle falandı. Şimdi daha rahat kullanabiliyorum. Bu arada şu an videoyu çekmiş olduğum telefonu yeni aldım. Hattımı geçiremedim çünkü iCloud'la ilgili bir problem yaşadım. O sorunun çözülmesini bekliyorum. Hattım o yüzden hala eski telefonumda. Yeni telefonumu da açarken küçük bir video çektim. Ben kutu açılış videolarını çok seviyorum. Ekleyeceğim onu da. Dün akşam bir beze videosu çektim. Şimdi onu düzenlemek istiyorum biraz. Akşam yemeğine yani iftara 1-2 saat kaldı. Burada çorba pişiyor. Mercimek çorbası. Dünden yemeğimiz var. Yanına ek olsun diye fırında beşamel soslu patates yapacağım. Şurada da dün yaptığım bezeler duruyor. Bugünlük bu kadar çekerim diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dün kestiğim tişörtlerden birini giydim. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Annemler Paşa Bahçe'den birkaç bardak almışlar. Ne kadar gerçektir bilmiyorum ama göstermek istedim. Paşa Bahçe'de V-Block diye bir sistem çıkmış, bir teknoloji. Şöyle bir broşürü var. Fotoğrafını koyarım. Üstünde yazdığına göre COVID-19 dahil virüs ve bakterilere karşı etkili olduğu söyleniyor. Şişe cam teknolojisiymiş. Aslında baktığımızda hep normal bardak. Çay bardağı ve su bardağı almışlar. Klasik. Klasik bir çay bardağı. Sadece teknolojisi farklıymış herhalde. Yine aynı. Şöyle bir logosu var. Bu da normal bir su bardağı. Siz de benim gibi ilk defa duyduysanız ve ilginizi çektiyse inceleyebilirsiniz. Ben sütlü tatlıları çok seviyorum. Şimdi sizinle kadayıflı saray sarma ya da kadayıflı paşa sarma dedikleri muhallebili bir tatlı yapacağız. Mutfağa geçebiliriz. Öncelikle iki tane tencere çıkarıyorum. Birinde kadayıfları kavuracağım, birinde de muhallebisini yapacağım. Şöyle bir kadayıf aldık. 2 paket var bizde. Bir paketin hepsini kullanacağım. Bu paketin 1/4'ünü kullanacağım. İsterseniz siz sadece bir paketten de yapabilirsiniz. Kadayıfları kavuracağım tencereye. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra kadayıfları ekleyeceğim üstüne.
Tereyağı erimeye başladı da kadayıfları ekleyeceğim şimdi. Bir paketin hepsine koyuyorum. Bu paketten de biraz göz kararı ekleme yapıyorum. Üstüne 2 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğim. Kadayıfları kısık ateşe aldım. Diğer tencerede muhallebi hazırlayacağım. 1 litre süt döküyorum. Buraya 1 su bardağı şeker ekliyorum. Çok tatlı seviyorsanız 1,5 bardak eklemenizi öneririm. 1,5 su bardağı un ekleyeceğim. Kullandığım bardağın ölçüsü 200 ml. Altını açmadan önce bunu iyice bir karıştıralım. Muhallebinin de altını açıyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Muhallebi kıvamını aldım. Kadayıfların da altını kapattım. Muhallebiye 150 gram margarin ekliyoruz. Biraz küçük parçalara böldüm daha kolay erisin diye. Son olarak muhallebiye vanilin ekleyeceğim. Mikserde çırpıp soğumaya bırakacağım. Uzun dikdörtgen bir borcam getirdim. Önce kadayıfları borcama alacağız. Üstüne de muhallebiyi koyacağım. Kadayıfları yayıyorum tabana. Şimdi muhallebiyi dökeceğiz üstüne. Her yere gelecek şekilde dağıtıyorum. Tatlı dolapta soğurken içi için ceviz doğrayacağım. Siz bu şekilde bırakabilirsiniz ya da istediğiniz farklı bir şeye koyabilirsiniz. Göz kararı koyacağım cevize. Tatlı soğuyunca görüşürüz. Tatlıyı dolaba koyalı yaklaşık 4-5 saat oldu. Şimdi sizinle beraber şekil verelim. Daha kolay şekil vermek için önce bıçağımı ıslatacağım. Her seferinde bıçağı temizleyip ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz. Arasına doğradığım cevizden koyuyorum. Kadayıflı saray sarmamız hazır. Afiyet olsun. Umarım ilk vlogumu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.